Merhaba çocuklar. Ben sosyal bilgiler öğretmeni Fatih Yula. Bugün birinci konu öğrenme kullanımımızı işleyeceğiz. Ünitemizin adı toplum içinde ben ünitesi. Bu ünitede nelerden bahsedeceğiz? Önce onları söyleyelim. Dört tane konumuz var. Birincisi öğrendiklerimi uyguluyorum. İkincisi olaylar ve sonuçları. Burada olayların çok boyutluluğundan bahsedeceğiz. Üçüncüsü haklarımı ve sorumluluklarımı biliyorum. Dördüncüsü de çocuk hakları her yerde diye dört tane konumuz var. Neler öğreneceğiz? Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olmamız için sosyal bilgiler dersinin bizlere katkıları nelerdir? Onlardan bahsedeceğiz. Olayların çok sayıda etkisi olabileceğini fark edeceğiz. Sosyal gruplardaki rollerimizi, haklarımızı, sorumluluklarımızı tanıyacaksınız. Çocuk haklarının nasıl yararlandığınızı fark edeceksiniz. Çocuk haklarının ihlal edildiği durumlara örnekler vereceksiniz. Evet, önce öğrendiklerimi uyguluyorum konusundayız. Burada bir okuma metnimiz var. Hızlı bir şekilde bu okuma metnini okuyalım. Çünkü bu metinle ilgili cevaplamamız gereken sorular var. Burunları sızlatan, dayanılması her geçen gün biraz daha zorlaşan çöp kokusu gittikçe şiddetini arttırıyordu. Her bir binanın önünde küçük bir tepeyi andıran çöp birikintileri mahalleye gözdağı veriyordu. Öyle ki hemen her evden belediyeye şikayet telefonları yağmış. Ancak bir türlü istenilen cevap alınamamıştı. Zehra da belediyeye şikayet telefonu açan bu ailelerden birinin kızıydı. Derslerinde başarılı, sosyal yönü çok güçlü olan Zehra'nın aynı zamanda çevresinde yaşanan olaylara karşı son derece duyarlı bir çocuktu. Mahallede yaşanan çöp sıkıntısından da yakından takip ediyordu. Gelişmeleri ilgiyle izliyordu. Zehra tüm aile fertlerinin ve misafirliğe gelen komşularının ver yansınlarını da pür dikkat dinliyordu. Zehra çekingen bir o kadar da kendinden emin haliyle söze başladı. Ben ne yapmamız gerektiğini biliyorum. Belediyeye dilekçe yazmamız lazım. Sosyal bilgiler dersinde öğrenmiştik. Bir sorun yaşadığımızda hakkımızı dilekçe ile almalıyız. Özellikle resmi kurumlara tüm dilek ve şikayetler dilekçe aracılığıyla iletilir. Sözlü başvurular bir anlam ifade etmez. Derdimizi yazılı anlatmayız der. Ardından komşuları Hamdi Bey söze karışır. Kim bizim dilekçemizi ciddiye alsınlar? Ancak Zehra pes edeceğe benzemiyordu. Cesaretini toprayarak tekrar söze başladı. Hayır, yanlış düşünüyorsunuz. Dilekçeyle başvurulan kurumun 30 gün içerisinde dilekçe sahiplerine olumlu ya da olumsuz bir cevap vermesi gerekiyor. Evet, Zehra burada gayet doğru bir davranış yapıyor çocuklar. Hepimizin dilekçe hakkı dediğimiz bir hak var. Özellikle resmi kurumlarda herhangi bir dilek veya şikayet de bulunacağımız zaman bunu dilekçe hakkımızı kullanarak yaparsak en fazla 30 gün içinde bize olumlu veya olumsuz geri dönüş yapmak zorundalar kanunla. Aksi takdirde bu sefer de dilekçemize cevap verilmediğine dair bu kurumu gerekli mercilere şikayet etme hakkımız doğuyor. Ancak bir şeye dikkat etmemiz gerek. O da hepimiz ayrı ayrı dilekçe yazmalıyız. Hep beraber yani topluca tek bir dilekçe yazarsak dilekçemiz kabul olmaz. Kısacası herkes şikayetini ayrı ayrı dilekçelerle dile getirmeli. Bu açıklamalar üzerine odada bulunanlar doğru aslında diyerek Zehra'yı onayladılar. Ardından hepsi dilekçesini belediyeye ulaştırdı. Aradan 2 gün geçmişti ki dilekçeyle belediyeye başvuran ailelere birer resmi evrak geldi. Bu evrakta çeşitli sebeplerle çöplerin toplanamadığı, bu ihmalden ötürü özür dilendiği ve sorunun en kısa zamanda halledileceği yazıyordu. Bu gelişmeden sonra herkes rahat bir nefes almış, yüzlerde memnuniyet belirmişti. Çok geçmeden özlenen çöp arabalarının sesi duyulmuş ve mahallede hummalı bir çalışma başlamıştı.
Herkes evinin penceresine, balkonuna koşup sevinçle mahallenin tekrar eski temiz görüntüsüne kavuşmasını seyrediyordu. Zehra ise okul sıralarında öğrenilen bilgilerin hiç de gereksiz olmadığını, aksine hayatın akışı içinde bir yerlerde imdadımıza yetiştiğini aklından geçiriyordu. Evet, güzel bir okuma parçası. Burada şöyle özetlersek, Zehra sosyal bilgiler dersinde öğrendiği dilekçe yazma hakkını ve nasıl dilekçe yazılacağını kullanıyor ve resmi kurumlara sorunun giderilmesi için mahalledekilerle birlikte bir dilekçe yazılıyor. Şimdi aşağıdaki soruya bakalım. Sosyal bilgiler dersinde öğrendiği bilgilerin vatandaş olarak Zehra'ya ne tür katkıları olmuştur yazınız diyor. Sosyal bilgiler dersiyle hak aramayı, dilekçe yazmayı ve dilekçelerin ne işe yaradığını öğrenmiş, sosyal hayata katkısı olmuştur diyebiliriz. Peki, bakalım. Bir diğer sorumuz, sosyal bilgiler dersinde öğrendiklerimizin size ne gibi faydaları oldu? Örnekler veriniz diyor. Şimdi sosyal bilgiler dersinde sorunların çözümünde nasıl bir yol izleyeceğimizi öğrendik. Haklarımızı öğrendik. Sosyal hayata dair bilgiler öğrendik. Kültürümüzü, tarihimizi, ulusal bilinci öğrendik. Fikir yürütmeyi, başkalarına karşı saygılı olmayı, sevgili olmayı, demokrasi gibi kavramların hepsini biz nerede öğreneceğiz? Sosyal bilgiler dersinde öğrendik veya öğreneceğiz. Peki, geldik bir diğer konumuza. Olaylar ve sonuçları. Gene bir okuma metnimiz var. Bu okuma metniyle ilgili 3 tane sorumuz var. Okuma metnini okuduktan sonra bu 3 soruyu cevaplayacağız. Evet, başlayalım okuma metnine. Sizlere bir zamanlar yaşadığımız yerdeki hayatı ve bu hayatın nasıl değiştiğini anlatmak istiyorum. Köyümüz küçük bir göl kenarında yer alıyordu. Bu göl köyümüze hayat veriyordu. Çiftçiler tarlalarını bu gölün suyu ile sulayarak ürün elde ediyor. Balıkçılık yapanlar sazan, yayın, kefal gibi balıkları tutuyorlardı. Gölümüz aynı zamanda çok sayıda kuş türüne de ev sahipliği yapıyordu. Pelikan, karabatak, balıkçıl bu kuş türlerinden yalnızca birkaçıydı. Köyümüzde bu kuş türlerini görmek için yerli ve yabancı turistler geliyordu. Bu turistler köyümüzdeki pansiyonlarda kalıyor ve ihtiyaçlarını bizimle alışveriş yaparak karşılıyorlardı. Tüm bu anlattıklarım gölün kurumaya başlamasıyla değişti. Kurak geçen birkaç yıl ve çiftçilerin tarlalarını sulamak için gölden fazla su çekmeleriyle gölümüz giderek küçüldü. Gölümüzü mesken tutmuş olan kuşlar yavaş yavaş başka yerlere göç ettiler. Kuşların göçüyle birlikte köyümüze turistler de gelmez oldu. Pansiyonların boş kalması ile ekonomik olarak zor duruma düştük. Gölün kurumasıyla balık sayısı azaldı. Artık balıkçılık yapılamaz hale geldi. Göl tarlaları sulayacak kadar küçüldüğünden, sulayamayacak kadar küçüldüğünden çiftçiler tarlaları ekmeği bıraktı. Köyümüzdeki insanlar da gölü terk eden kuşlar gibi göç etmeye başladılar. Burada artık çok az insan yaşıyor. Göl eski haline dönmediği için ne kuşlar ne de turistler geliyordu. Evet, 3 tane sorumuz var. Bakalım okuma metniyle ilgili sorulara. Gölün kuruması insanları ve diğer canlıları nasıl etkilemiştir? Açıklayın demiş. Şimdi gölün kuruması insanların ekonomik hayatını olumsuz etkilemiş, diğer canlıların ise yaşam alanlarının yok olmasına sebep olmuş. İkinci soruya bakalım. Köylünün yerinde olsaydınız doğal çevreyi korumak için nasıl bir çözüm bulurdunuz? Açıklayınız demiş. Öncelikle kuraklıktan ortaya çıkabilecek olumsuz sonuçların önüne geçmek için tarımda modern sulama tekniklerini kullanırdım. Böylece suyu israf etmez, az suyla daha çok tarım arazisi sulayabilirdik.
Modern sulama tekniklerini kullandığımızda kuraklık yaşansa bile farklı yollardan tarlaları sulamış olurduk ve gölün suyunu tüketmezdik veya tüketimini en aza indirirdik. Böylece göldeki yaban hayatı olumsuz etkilenmez. Bu durumda gölün ekonomik gelirine yani turistlerin gölü ziyaret etmesine engel olmazdı. Peki, üçüncü soruya bakalım. Bulduğumuz çözümün ne gibi sonuçları olabileceğini tahmin edin diyor. Aslında ikinci soruyu cevaplarken biraz bahsettik ama gene de söyleyelim. Bulduğumuz çözüm sayesinde göldeki ekolojik denge bozulmaz. Yöre halkı da ekonomik olarak zarar etmez. Yani balıklar üremeye yaşamaya devam ederdi. İşte balıkçılıkla uğraşan aileler balık tutmaya devam ederdi. Kuş türleri bu göle göç etmeye devam ederdi. Daha sonra yerli ve yabancı turistler bu kuşları görmeye, bu gölün bulunduğu köye gelmeye devam ederlerdi. Böylece göl hem balıkçılıktan hem turizmden ekonomik olarak zarar etmiş olmazdı. Şimdi burada bir şeyden bahsedelim. Etkin vatandaş. Etkin vatandaş nedir gençler, çocuklar? Etkin vatandaş devlete ve topluma karşı sorumluluklarının bilincinde olan bireylerdir. Yani sosyal bilgiler dersinin görevlerinden bir tanesi de etkin birer vatandaş yetiştirmek. Burada okuma metninde bir olaydan ve bu olayın sonuçlarından bahsettik. Olayın tanımını yapalım. Ortaya çıkan durum ilgi çeken veya çekebilecek özellikte olan her türlü oluşuma biz olay diyoruz. Mesela deprem bir olay mıdır? Evet. Ondan sonra gölün kuruması bir olay mıdır? Evet. Bir de çok boyutluluğumuz var. Çok boyutluluk ne demek? Bir olayın birden fazla nedeninin ve sonucunun olmasıdır. Testlerde etkin vatandaşla ilgili soru karşımıza çok çıkacak. Olayların çok boyutluluğu ile ilgili soru karşımıza çok çıkacak. O yüzden etkin vatandaş nedir? Etkin vatandaşların görevi nedir? Olayların çok boyutluluğu nedir? Bunları iyi kavramış olmamız gerekiyor. Peki. Devam edelim. Her gün evde olsun, okulda olsun, sokakta olsun birçok olayla karşılaşıyoruz. Bu olaylardan bazıları bizi doğrudan etkileyebilir, bazıları da dolaylı olarak etkileyebilir. Arizona'daki ceylan türüyle ilgili örnekte olduğu gibi bir olayın birden fazla sebebi ve sonucu olabilir. Aynı olay birçok insanı farklı biçimde etkileyebilir. Mesela bir olay gerçekleşti diyelim. Bu olay kimilerini olumlu etkilerken kimilerini olumsuz etkileyebilir. Yani bir olayın sadece bir nedeni veya sadece bir sonucu vardır demek çok doğru olmaz. Olaylar çok boyutlu şekilde gerçekleşir. Yaşadığımız yerdeki değişimlere bakarak da bu çok boyutluluğu fark edebiliriz. Örneğin yaşadığım kentte geçen yıl üniversite yerleşkesi için birçok bina yapıldı. Okulun açılmasıyla birlikte çok sayıda öğrenci farklı yerlerden eğitim almak için buraya geldi. Öğrencinin oraya gelmesi oradaki nüfusu ne yapar? Arttırır. Haliyle nüfusun fazla olması tüketimi de arttırır. Yani o bölgedeki esnaf için de bir gelir kaynağıdır. Onların kalabileceği yurtlar yapıldı. Şehrimiz öğrencilerin gelmesiyle birlikte kalabalıklaştı. Yaşadığımız mahalleye otobüs seferleri arttı. Ulaşımda güçlükler olmaması için tramvay da yapılmış. Yani önceden otobüs seferleri yokmuş. Üniversitenin yapılmasıyla birlikte, yurdun yapılmasıyla birlikte oraya otobüs seferleri başlamış. Hatta ilerleyen süreçte tramvay seferleri de başlatılacakmış. Peki devam edelim okuma parçamıza. Semtimizde alışveriş yapanlar çoğaldı. Çarşıda yeni lokanta ve kafeler açıldı. Ayrıca bizim mahalleye büyük bir alışveriş merkezi yapılıyor. Bakın bir tane üniversitenin açılması
O bölgedeki birçok şeyi ne yapıyor? Etkiliyor. Esnafı etkiliyor, işte ne bileyim ulaşımı etkiliyor, ekonomi etkiliyor, eğitimi etkiliyor gibi. Büyük bir alışveriş merkezi yapılıyor demiş. Bahçesinde geniş bir parkta yer alıyor. Bu da çocuklar için sosyal bir alan demektir. Bu hafta öğretmenimizle üniversitenin kütüphanesine gideceğiz. Heyecanla bekliyorum ve merak ediyorum. Görenler çok sayıda kitabın bulunduğu kütüphanenin harika bir yer olduğunu söylüyor. Resimleri inceleyerek de bu değişimi fark edebilirsiniz demiş. Şimdi bakalım yukarıdaki okuma parçasıyla etkinlikle ilgili soru. Aşağıdaki resimlerde yukarıdan anlatılan değişimlerden hangilerini görüyorsunuz? Siz de meydana gelen bu değişimlerden birini aşağıdaki alanı çiziniz. Tabii ben çizmeyeceğim, çizme işini size bırakacağım. Fakat burada ne gibi değişmeler yaşandığını söyleyeceğim, bahsedeceğiz. Bu resimlerde şu değişmeler görünüyor çocuklar. Üniversite açılmış. Evet, şurada dikkat edin. Ondan sonra caddeler kalabalıklaşmış. Hemen aşağıda. Evet, caddeler kalabalıklaşıyor. Yemek yeme mekanları artmış, restoranlar artmış, değil mi? Şimdi siz de bu resimlerden yola çıkarak böyle bir durumda yaşanabilecek bir değişimi buraya ne yapacaksınız? Çizeceksiniz. Evet, devam edelim. Burada da gene bir okuma parçamız var. Güzel bir bilgi veriyor aslında bize. Gemi ve pusula ile ilgili. Şimdi denizciler pusula bulunmadan önce kaybolmamak için ne yapıyorlar? Kıyılardan hareket ediyorlar. Kıyı takip ederek hareket ediyorlar. Pusulanın bulunmasıyla birlikte uzak yerler yolculuklara ne yapıyor? Açılıyor. Yani insanlar artık yönlerini kaybetmeden çok uzak mesafelere gidebiliyorlar. Pusulayı kim buldu dersek, pusulayı gençler Çinliler buldu. Daha sonra Çinlilerden işte Türkler ve Avrupalılar pusulayı öğreniyor. Ve Avrupalıların pusulayı bulmasıyla tabii bunu ilerleyen sınıflarda sosyal bilgiler dersinde işleyeceksiniz. Pusulanın gelişmesiyle birlikte coğrafi keşifler dediğimiz keşifler başlamaya başlıyor. Peki devam edelim. Bu yolculuklar sonunda yeni kıtalar keşfediliyor. İşte Amerika kıtası gibi. Keşfedilen yerlerde çok farklı ürünler ve farklı hayvanlarla karşılaşılıyor. Bu yeni kıtalardaki ürünler dünyanın dört bir tarafında ne yapılıyor? Yetiştirilmek için dağılmaya başlıyor. Mesela patates ve domates gibi ürünlerin ana vatanı Amerika'dır. Ama bir bakıyoruz şu anda dünyanın hemen hemen her kıtasında patates ve domates yetiştiriciliği yapılıyor. Ha, bu nasıl gerçekleşiyor? Amerika bir kıtası keşfedildikten sonra burada yetişen patates ve domates gibi ürünler gemiciler sayesinde dünyanın dört bir tarafına götürülüyor ve oralarda yetiştirilmeye başlanıyor. Peki, geldik sıra sizde etkinliğine. Şimdi burada Aslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu ile ilgili bir okuma parçası var. Ve bir sonraki sayfada bu okuma parçası ile ilgili birkaç tane soru var. Onları beraber cevaplayacağız. Şimdi Aslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu. Ümmiye Koçak düzeltiyorum. Ümmiye Koçak köy kadınlarının yaşadıklarını tüm dünyaya göstermek için 2001 yılında Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu'nu kuruyor. Kendisinin yazıp yönettiği ve köyde yaşayan kadınların sahnelediği tiyatro oyunlarıyla gerek bölge halkından gerekse sanat dünyasından olumlu tepkiler aldı. Ben tiyatronun ne olduğunu bilmeden başladım. Tarsus'tan gelen öğrenciler okulda gösteri yapmıştı. Ben bundan çok etkilendim. Bundan çok etkilendim. Kadınların sesini duyurabilmek, dertlerini, sıkıntılarını anlatabilmek için farklı karakterlerle tiyatro yapalım istedim. Mersin Arslanköy'de ev kadınlarından bir tiyatro grubu kurdum. Provalarımızı çalışırken bağda bahçede çalıştık.
Topluluk belgesele konu olurken çeşitli ödüllerine sahip oldu. Yaptıkları film Ümmiye Koçak, New York Avrasya Film Festivali'nde sinemada en iyi Avrasyalı kadın sanatçı ödülünü kazandı. Evet, Ümmiye Koçak köy kadınlarının yaşadığı sıkıntıları tüm dünyaya duyurmak için tiyatro hazırlıyor, tiyatro yolunu seçiyor. Ve bu işe tiyatronun ne olduğunu bilmeden başlıyor. Yani tamamen amatörce başlıyor. Ve şans yolunda gidiyor. Tüm dünyaya kendini ve o köyde yaşanan kadınların yaşadığı sorunları duyurabiliyor. Peki, şimdi bu okuma parçası ile ilgili birkaç tane sorumuz var. Onlara bakalım. Şimdi birinci sorumuz, topluluğun kuruluş sebepleri nelerdir? Ümmiye Koçak köy kadınlarının yaşadıklarını tüm dünyaya duyurmak için kurmuştur. İkinci sorumuz, topluluğun üyeleri kimdir? Okuma metninden de anladığımız gibi topluluğun üyeleri o köyde yaşayan kadınlar. Üçüncü sorumuz, topluluğun kurulmasının sonuçları nelerdir? Bütün dünya ve kendilerini tanımış, bütün dünya kendilerini tanımışlar. Kadınların sorunlarını tüm dünyaya ne yapmış oldular? Anlatmış oldular. Sonuncu sorumuz, Arslanköy'deki yaşam nasıl etkilenmiş olabilir? Köyde yaşayan kadınların sesi duyurulmuş, dert ve sıkıntıları anlatılmıştır. Köyü ve kadınları bütün dünya tanımıştır diyeceğiz. Peki, aşağıda bir etkinlik var. Gene bu konuyla alakalı. Yaşadığımız yerde fark ettiğimiz bir gelişmeyi yazınız. Tabii bunu siz derste kendi çevrenizi düşünerek cevaplayacaksınız. Yaşadığımız yerde fark ettiğiniz bir gelişmeyi yazınız demiş. Sosyal tesisler, kültür merkezi ve alışveriş merkezi açıldı dedim ben. Bunlar kimleri etkiledi? Bunlar haliyle o çevrede yaşayan herkesi ne yapmış oluyor? Etkilemiş oluyor. Bu durum sizin yaşamınıza hangi değişmelere sebep oldu diyor. Kültür merkezindeki tiyatro gösterilerine veya konserlere katılma şansım oldu diye kısa kısa ben cevap verdim. Tabii bu sorunun cevapları öğrenciden öğrenciye değiştiği için siz de kendi cevaplarınızı bu ayrılan yerlere yazabilirsiniz.